Ay. 3 gündür açım. Yalan olur. Bakacağız. Umut arttı. Çalış bakayım şöyle. Kaz, kars kazı. Biber de bizde ölek yani. Daha pişmedi ha. Kazın sıcaklığını. Kaç yarım saat kaldı? Okuldaki öğretmen arkadaşlarla. Ateşi etrafına dağıtacağım. Bakarak buluyoruz. Yo, 100 kilo yakmıştır. Seyirvan takipçileri, bugün Müdür Bey, Selam Bey bağısındayız. Aşağı Saraylı köyü bağlarındayız. Güzel bir mekan olduğunu gördük buranın. Şahane bir yer. Soğuk ama yine de şehir merkezinden biraz daha ılıman gibi bir yer. Burada bugün nasip olursa okuldaki öğretmen arkadaşlarla birlikte bir kaz yapacağız bugün. Bu kazlar biliyorsunuz Kars'taki kazların yaklaşık %50'si diyeyim hadi. %50'sine yakını zaten Çorum'dan oraya gidiyor sonra geri geliyor. Dolayısıyla bizimki has Kars kazı diyebiliriz yani. Bugün güzel bir program olacak inşallah. Ve gazı kim yapacak onu bilmiyorum yalnız. Bu sefer bana sadece semaver işi kalır. Tamam, o iş bende. Hamur işi diyorlardı. Yok, hamur işi yok abi. Hamur açmayacaksın bize. Yok. Aha geldi lan. Görüşürüz. Ama bu iyi iş var. Bugün ne yapacağız? Pilav suyu sıkacağız. Sen ne yapıyorsun ya? Nasıl dolduracağız bunu? Ağzından. Değerli arkadaşlar, bugün müdürümüzün bağındayız. Müdürüm, bugün neler yapacağız? Bugün hep beraber güzel bir kaz yiyeceğiz. Bu güzel soğuk havada kazın sıcaklığını yaşayacağız. Daha sonra da hoş sohbetlerle günü tamamlayacağız. Amatörce yaptığımız kaz etkinliğini de birilerine örnek olur. Tabii yaparken de bizleri çağırmayı unutmasınlar. Hocam sadece şu bölgesi var ya, şu o bölgesi, şurayı alıyoruz. Sadece. Niye alıyorsun hocam orayı? Yağ fazla olduğundan dolayı köpürme fazla olur. Neresini alıyormuş hocam? Gerisini alıyormuş hocam. Gerisini alıyormuş. Şimdi kazın önce içinde yağlarını aldık. Bunu daha sonra tekrar eritip fırında kızartırken süreceğiz üzerine. Nar gibi kızarmasını sağlayacağız. Aynı zamanda yağın bir kısmını da pilavda kullanacağız. Tabii orada bir kıtırlık oluşacak. O kıtırlık da pilavın içinde ayrı bir lezzet verecek. Bu da kazın kullanmadığımız gerisi. Bunu böylece atacağız. Esasında kar yemesi lazım ama tabii mevsime göre çoğu zamanlarda kar bulamadığımız için en azından buzdolabında karlaştırdık. Diğerlerinde yoktu. Yok mu yanında? Diğerlerinde yoktu. Bu da iç organları. Kamera eline almış, geziyor. Çalış bakayım şöyle. Evet. Ne yapıyorsun hocam sen? Müdürümüz soydu soğanları ama biraz da biz soyalım dedik. Ya elimizde kamerayla gezmek, işin kolayına kaçmak gibi oluyor. En azından birazcık biz de çalışalım dedik. Buranın soğanı müdürüm? Bahçenin yok. Mi? Kayınvalidemin göndermiş olduğu Ender güzel nezik soğanlardan. Organik. Evet. Bizim oğlanındayızlar ya. Kazlar piştikten sonra böyle fırına atıp kızartmayı düşünüyoruz diye tahmin ediyorum. Bakacağız, bir de böyle deneyeceğiz. Fırın ısındıktan sonra ateşe etrafına dağıtacağım. Ortası boşalacak. Nazım Bey, semaverlerden siz sormuşsunuz. Semaver ne aşamada? Oldu tabii ki ya. Oldu mu? Şöyle kan gibi olmuş lan. Su kaynadı. Suyu çektim. Üzerine çayı çektim dersem yalan olur. Aslında öyle olması gerekiyor da.
Ben çayın üzerine suyu çektim. Yani haşladınız çayı. Haşladım. Diğer türlü yapma şansım yoktu. Su soğurdu. Hava soğuk çünkü. Kokusunu da alıyor mu kamera çayın? Almıyor herhalde. Çayın kokusu geldi evet. Yeri güzel, yakın Çorum'a. Yani bakımlı. Burada stres atılacak hava var yani güzel. Bulutlu bir havada yönünüzü nasıl buluyorsunuz? Bulutlu bir havada yönümüzü şöyle söyleyeyim ben size, tamam mı? Ağaçların cephelerine bakarak buluyoruz. Karınca yuvalarına bakarak buluyoruz. Buyurun bakalım. Şimdi ben bir namaz için güneyi bulmak için kuzey cepheyi gösteren bir yer bulmam lazım. Onun da en güzel yeri. Bulutlu havada bulamıyorsanız, tamam mı? Oranın sakinlerine sormak lazım. Gidelim bir sakin bulalım karınca yuvası bulana kadar. Ya da gördüğünüz gibi arkadaşlarımız... Teknolojiyi çok rahat bir şekilde kullanıyorlar. Hemen bir bakıyoruz. Evet. Böyle. Duvara abi doğru. Harika bir şey. Demek ki böyle. Neymiş? Artık karınca yuvası aramıyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz. Bu işten haberim olduğundan beri yemek yemiyorum. Bilginiz olsun. Ne zamandan beri haberin var? Üç gündür açım. Üç gündür açım bu haber bana geldiğinden beri. Sanki Ferhat mı konuşuyor bir ya? Ferhat mı konuşuyor ama Ferhatgillerden olabilir miyiz diye onu da düşünüyorum yani. Böyle bir cümleyi Ferhat'tan da duymuştum. İçinde 3 lir kaynıyor. Olmaya yakındır diye düşünüyoruz. Ya da bir yarım saati vardır. Bir bakalım ne olmuş acaba durum. Şöyle bir görelim bakalım. Bir yarım saate kadar hazırmış gibi gözüküyor. Yarım saat daha bekleyebiliriz. Yarım saat daha bekliyor. Sonra şurada gördüğünüz fırın şu anda yanıyor. O fırının içerisinde bir de bunları kızartmayı düşünüyoruz inşallah. Onu da bir görelim isterseniz şöyle. Bakalım duruma. İçerisinde közümüz hazırlandı. Isınmaya devam ediyor. Biraz sonra kazları alıp oradan buraya aktaracağız. Sonra Selami hocamın marifetlerini göreceğiz inşallah orada. Nasıl yediğini hep beraber. Kaynamayan kaz için odun takviyesi yapıyoruz. Odun mu? 3 kilo odun yapmışızdır. Yo, 100 kilo yapmıştır. Gerçek mi diyorsun? Tabii canım. Anam. Her aldığı odunun tanesi 1 kilo. Doğru. Ağzımı buradan indiremiyorum ki. Fırınımız ısındı. Daha güzel ısınsın diye biraz daha odun atalım. Çünkü kazı attığımız zaman odun atmaya gerek kalmasın. Pişmemiş ya. Bıçak geçmiyor çok mu? Sert. Bir yarım saat sonra. Sanırım yarım saat önce de yarım saat var diyordunuz. Evet. Şimdi hocam şöyle yapacağız. O kaydı sileceğim. Yarım saat sonra inşallah tamam. 2 saat 10 dakika olmuş. Dolayısıyla biz Uğur dündarcılık yapma yani böyle dediğiniz diye. Sözümüzdeyiz yani. Müdürüm kaç yarım saat kaldı? Son yarım saat. Abi. Bekleyenleri yarım saat diye kandırıyor da şimdi. Ne kadar yarım saat diyor. Kapat. Çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Hazır mıyız? Evet. Dördüncü yarım saatten sonra bir daha açıyoruz. Yavaş yavaş. Açtık geçti. Kemiği siyahlaşmaya başlamış. Sanki oluyor gibi. Şuydu abi. Oo, bu tamam. Şu abi. Mükemmel. Hocam bu hala bir sıkıntı var bu gazda. Abi o gaz herhalde anaç gazı bize itelendi. Şuna da vurmayın bir. 3-4 yaşındaki gazı bize itelendi. Bu biraz sert abi. Evet abi. Bu hocam bu çok sert. Yarı ver bayım abi. Hala çok sert var ya bu. Biraz bu anaç gaz abi. Şu ötekine bak. Baksana bak. Panadına bak nasıl ayrılmış abi. Bu da tamam. Siz
tamam. Umut arttı. Gireceğimiz son yarım saatler içerisinde bu olacak. Ona eminiz kardeş. Yani diyorum ama bak tamam mı? İlerideki yarım saatler içerisinde olacak bu iş. Hiç sıkıntı yok. Dolayısıyla sıkıntı yok hesapta. 25 dakikamız mı var? Gazı yiyeceğiz inşallah. Gazı yiyeceğiz. Artık o olmayan da şöyle ortaya serpiştiririk arada gider. Ah o olabilir bak. Olmayanı öyle yapalım. Tanıyan arkadaşlarım çok iyi bilirler. Beni mutlu eden şey gazdan çok, gazdan önce yiyeceğim tatlılardır gördüğünüz gibi. Halka tatlısı yiyoruz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şey. Sağ olsun Selim hocam. Soğuk baklava yiyeceğiz. Artık gelenler ne getirse nasip onları yiyeceğiz. Ne tatlı varken konuşmayı sevmiyorum. Ne kadar çok tatlı o kadar mutluluk. Bıçakçı başı. Hadi. Kazancı başı açtı. Süzgeççi başı daldırdı. Abi bu anaç kazı bize yetelemişler var. Hala bu taş gibi ama yenecek gibi de olmuş yani. Şu 10 santim azaldı ya. Hadi yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Onu o pişmeyen değil miydi hocam? Onu en son çıkardım. En son alsa. Haydi. Ötekini de buna koyup bir ikisini bir tanesini de yapabiliriz herhalde. Evet getir. Hadi be. Allah. Anaç gazımızı tekrar anaçlığından haydi bismillah. Bunu kapattı son gazımız. Bir ileriki yarım saatlerde bu gazımızı tekrar alacağız. Bu gazlar mükemmel bir şekilde olmuş. Öteki gazımızda biraz sıkıntı var. Bu da biraz herhalde anaç kazmış. Şöyle bir yarım saat daha belki. Biraz daha dursun o. Yani bu bir yarım saat uzat ama yapacak bir şey yok. Şu anda bunlar tamam. Yüzü güzel kızarsın diye biraz yağ ve biberle tamam renk vermeye çalışıyoruz. Biraz daha biber atayım mı? Yok yeter. Zaten acı yemeyen olursa. Şimdi fırına süreceğiz. Fırında nar gibi kızarsın. Pul biber de renk versin. Aslında toz biber olacak ama. Tabii bu konuda merak olan arkadaş varsa gazı temin ettikten sonra biz hallederiz. Nar gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Geçmiş yarım saat, 45 dakika. Bir saat daha diyelim. Şeyi alabilirsin içeriden. Ay! Aman. Gördünüz mü? Evet. İşte gaz böyle güzelce nar gibi kızardı. Çevirelim mi müdürüm onu? Çevireceğiz. Daha pişmedi ha. Pişince o. Heyecanı yer kat atarız. Top atıldı hadi. Aynen sen da. Bir tadına bakar mısın? Ben tadına bakmam. Gel kardeşim. Bu işte en çok bekleyen arkadaşımız Ömer Bey. Buyurun. Nazım Bey. Nazım bir tadına baksın. Alacak. Harika olmuş ama tuzsuz olmuş değil mi? Evet. Tuzsuz mu? Hmm. Hemen bir üstüne tuz ekle. At fırına tekrar. Bugün her şeyin tadına ben bakıyorum. Harika, çok güzel. Harika olmuş. Oo, acısı güzel olmuş. Acısı geldi. Harika. Biber de bizde ölek yani. He? Hocam benim gözüm kendimden başkasını görmüyor ki. Müdürüm. Buyurun. Hadi afiyet olsun. Kuyruk sokumundan getirmişsin. Gerisiyle gerisi değil, direktmen budu. Olmuş. Tuzu iyi ya. Acısı bak, acısı sonradan çıkıyor. Acısı güzel olmuş müdürüm. Ömer'i gönderdik. Ali'nin eli deyince su kaynadı dedik vallahi. Ali de var bir kere. Ali de var keramet. Ömer sen de içeride olaydın. Şimdi biz kanımız doyurduyduk. Evet haklısın bak. O konuda haklısın. Hiçbir problemimiz olmayacak. Hadi Ali Can hadi. Hadi Ali gel ya. İki Ömer'in elinde kaldık gel. Birini gönderdik yetiştim. Sen geldin. Yetişti mi? Yağlı tarafından getirin. O üstteki yağlar var ya. Dikkat edeyim. Yağlarından al.
Bu Gökhan Bey'den. Bu Gökhan için. Bu anam bu, için. Bu Selim için. Evet, yarım saatte hocam bunu böyle seyredecek. Ondan sonra başlar, ne başlar. Kemikli kısımlarını bence fazla şey yapmadan koyalım değil mi? He. Abi yeriniz şişecek la arkadaş, alın ya. Vallahi bak ondan sonra. Ömer'i çağır, Nazım. Arabiyasın. Arabiyasın diyor lan. Yo ya. Gel onun parçası burada gel. Nazım hocam. Ana bu soğanlara karışan olursa kavga ederim bak. Bilmiyorum her şeyi anladık da bu temsilleri kim yıkayacak? Nasıl yıkanacak bunlar? Vallahi bilmiyorum düz seni tutamıyordum dün. Valla abi. Şey kalmadı müdür işte. İşte hep olmadı. Kalmadı. Daha yemem mi diyorum. Sabahtan beri turşu yiyeyim. Beklemeye değdi. 6 saat mi bekledik? 7 saat. Beklemeye değdi gerçekten. Ben bugün mide rahatsızlığından dolayı fazla yiyemedim. Pilav yemek zorunda kaldım. Biraz pilav fazla yedim. Et fazla yiyemedim. Ama tat güzeldi. Arkadaşlar 7 saat boyunca uğraştılar. Önce haşladılar. Haşladıktan sonra fırınladılar. Sonra pilav yaptılar. Evet, ellerine sağlık arkadaşların. Yeni etkinliklerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Müdür Bey'in bağısında bugün bir gaz yeme etkinliği düzenledi. Müdür Bey'e teşekkür ediyoruz. Yapanların ellerine sağlık. Gazeti, pilav ve şimdi de tatlılarımız olacak nasip olursa da. Karnımız doyduktan sonra gözümüz yolda. Bir tatlıyı da atalım. Ondan sonra burayı bırakıp kaçalım. Teşekkür ederiz Selami Bey'e bizi misafir ettiği için. Gaz fena değildi. Çok erken geldik. Yani bir daha böyle olmasın. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün oldu ya. Yedik içtik şimdi topluyoruz. Teşekkür ederiz emeğe geçenlere. Gaz etkinliği güzeldi inşallah. Bilmiyorum. Devamını bekliyoruz. Daha doğrusu güzel bir gündü. Ömer Bey gün boyu yaptığımız etkinliğe dedi bizim köyde olsaydım şöyle yapardık, böyle yapardık. Şimdi hafta sonu bakacağız. Emek köyünün havasına, suyuna. Bugün sağ olsun arkadaşlarla beraber güzel bir gün geçirdik. Gazete hakikaten yemeye değer bir et. Güzel bir et. Tabii en önemlisi gazetinden önce arkadaşlarla beraber yemek daha önemli. Güzel bir dost meclisi oldu. Tüm katılanlara teşekkür ederiz. Ayrıca Ömer Bey'e şimdiden teşekkür ederiz. Güney Köyü'nün kazlarına da bakacağız yakında.